3 çocuk annesi olan başarılı kadın girişimci Halide Adalılar ürettiği enginarlarıyla Aydın'a değer katıyor. Aydın'da enginar üreticisi, aynı zamanda toptan perakende satıcısıyım. 3 çocuk annesiyim. Yaklaşık 25 yıllık bir enginar üreticisiyiz biz. 4-5 yıldır da toptan ve perakende satışını yapıyoruz. Zaten dedelerimizden kalan bir kök enginarlarımız vardı. Az bir yerde ekip, az bir şekildeydi. Biz de bunları yavaş yavaş çoğaltarak, yani 25 yıldır üretimini yapıyoruz. Enginarın özünü kullanarak enginar suyu üretimi de yapan kadın girişimci enginarın faydalarından bahsetti. Biz aynı zamanda enginarın damıtılmış suyunu da satıyoruz. Yani enginarın özünü çıkartıyoruz. O suyunu yemeğini tüketmeyen, yiyemeyen insanlara ya da çocuklara suyunu da kullandırtabiliyoruz. Aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı ve şifa, eskiden yapraklarından, tüyünden, içerisindeki çanağına kadar her türlü şifasından faydalanabiliyoruz. Çok eskiden aynı zamanda bu tüylerinden, tüy kısmından ilaç yapılıp tüketildiğini biliyoruz. Ama şu anda en çok bizden alan müşterilerimizin çoğunluğu karaciğer rahatsızlığı olup da bu şekilde doktor tavsiyesiyle bizden aldığını söyleyen müşterilerimiz çok fazla. Enginar şifa deposu gerçekten. Mümkün olduğu kadar haftada 2 gün, 3 gün tüketilmeli. Özellikle kanser hastaları ve dediğim gibi karaciğer rahatsızlığı olan hastalar için inanılmaz bir besin. Halide Adalılar bir sonraki nesle faydalı işler bırakmayı hedefliyor. Bunu her zaman bahsediyorum zaten. Belki bizler yetişir miyiz bilmiyorum ama bizler en azından bir alt zeminini hazırlıyoruz. Ama inşallah bizden sonraki neslimiz, çocuklarımız çok daha faydalı şeyler yapacaklardır. Özellikle ilaç üretimi konusunda. Yurt dışında çünkü bunun çok güzel örnekleri var. İnşallah ülkemizde de ileride mutlaka olur diye düşünüyorum. Halide Adalılar bir kadın girişimci olarak kadın girişimcilere pes etmemelerini söyledi. Kimseye bir şey kulak asmasınlar, öyle diyeyim. Çünkü ilk başta bu yola çıktığımız zaman maalesef ülkemizde de kadın olmak zor. Her zaman kadın olduğunuz zaman bir şeyleri çok daha fazla bildiğini düşünen, sizden çok daha fazla bildiğini düşünen insanlar olacaktır çevrenizde. Ama sadece kendi iç sesinize güvenin. Ben öyle yaptım. Bundan sonra çok çok daha güzel şeyler yapacağıma da inanıyorum. Ama insan önce kendine inanmalı, kendine güvenmeli. Önce kadın olduğunu unutmamalı. Anne olmaktan da önce bir kadın olduğunu unutmamalı. Bunu tavsiye edebilirim.